Ve karşınızda Osman Tan Erkan. Gördüğünüz gibi bir canlı yayın kazası yaşamış bulunuyorum. Hemen mikrofonum uçtu ama ben... Ama ben hiç bozuntuya vermeden mikrofonumu havada yakaladım. Çünkü her an her şey olabilir değil mi İsmail'cim bu programda? Efendim, Türkiye'nin en underground programı Anında Görüntü Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Ben stüdyodaki konuklarımızla anlaşmıştım. Beni gördüğünüzde çok sevinirmiş gibi yapar mısınız diye. Gerçekten çok sevinirmiş gibi yaptınız. Teşekkürler. Bu programda her zaman söylediğim gibi hiçbir ön hazırlık yok. Prova yok, senaryo yok. Hatta bu program %100 Türk malı. Türk formatı. Süper değil mi? Hatta... Efendim? Takacağım canım. Çok mu? Ha peki, şuradan tutayım. Şu ana kadar söylediklerimi anlamamış olabilirsiniz ama hoş geldiniz dedim özetle. Hatta bu programda bütün besteler de anında yapılıyor. İşte anında besteci Fatih Pestil. Ve anında görüntü şovun birbirinden yetenekli, birbirinden zeki, birbirinden komik oyuncuları Mahşeri Cümbüş geliyor. Hoş geldiniz Mahşeri Cümbüş. Hoş bulduk. Süper gözüküyorsunuz. Bu akşam yine çok eğleneceğiz. Evet. Çok eğleneceğiz değil mi? Harika. Ve bu bir müsabaka. İki takım olması gerekiyor. Bakalım bu hafta kimler mahşer, kimler cümbüş? Şöyle. Evet. Biz böyle mahşeriz. Mahşeriz abi bu hafta. Ve siz de cümbüşüz. Mahşer ve cümbüş gruplarını bir kez daha alkışlıyoruz. Sevgili konuklar, bildiğiniz gibi her hafta bir de çok sevdiğimiz bir konuğumuz oluyor. Kendisi benim eski dostum. Hem yazılarını çok beğeniyorum. Hem de dünya görüşlerimiz birbirine çok uyuyor zannediyorum. Sizlerin de çok yakından tanıdığı ve eminim çok sevdiği Türkiye'nin en sevilen televizyon yazarlarından Yüksel Aytuğ geliyor. Alkışlarınız Yüksel Aytuğ. Hoş geldiniz. Yüksel hoş geldin. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Hakikaten uzun süredir takip ettiğim, arada bir de köşemde yazdığım bir program. Bir de olayı yerinde göreyim, tespit edeyim diye geldim. gördüğüm kadarıyla efendim işler iyi gitmiyor programda. Çünkü geçen hafta burada çok güzel böyle masif bir masa vardı. bu hafta... Sanıyorum. Ama bak her şey bu programda anında, eleştiri de anında. Bravo, çok güzel bir eleştiri fakat bir sır vereceğim anında. Bu varillerde ne var sen biliyor musun? Umarım petrol vardır da satıp masa alırsınız. Çok teşekkürler Yüksel'cim, tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Şimdi sevgili izleyiciler, şu anda ekranları başında bizim programı izliyor olanlar, Anında Görüntü Şovu izliyor olanlar. Öncelikle sizlere o çok pahalı yapımları seyretmeyip de bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok eğleneceksiniz bu akşam ama lütfen şimdi tüm sevdiklerinize, arkadaşlarınıza telefon açın. Bir şekilde onlara haber verin. Anında Görüntü Şovu izlesinler. Çok eğlenecekler değil mi? Hep beraber çok eğleneceğiz. Şimdi ilk turumuzla başlıyoruz. Mahşer mi gelecek ilk olarak? Cıbırca turuyla başlayacağız. Cıbırca'nın ne olduğunu... eminim burada bilenler var, ekranları başında bilenler de var. Hatta cıbırca kursları açılmış duyduğuma göre. biraz cıbırca konuşur musunuz lütfen bizim için? Kempasya ponton pot. Setini yersi lopofun itaysında et doğdu. Cıbırık. İşte size cıbırca. Şimdi ben... Süt demek. Ne dedim duymadım? Süt. Cıbırık. Süt demek.
Bakın bu arada bir Fox düdüğüm var artık benim. Çok güzel bir ses çıkıyor. Fox düdüğüne üfleyince arkadaşlar mahşer grubu cıbırca konuşacaklar. Cümbüşçe konuşacaklar. Cıbırca konuşacaklar. Bir daha üfleyince Türkçe konuşacaklar. Yani bir cıbırca bir Türkçe. Bakalım neler olacak ama ilk önce izleyicilerden bir çıkış noktası alacağım. Sevgili konuklar, Pamuk Prenses boş zamanlarında ne yapar? Terbiye sınırları içinde olmasını rica ediyorum. Evet, çok uzaklarda bir genç bir arkadaşımız var. Ne yapar Pamuk Örgü Prenses? Örgü örer. Efendim? Örgü örer. Örgü örer, güzel. Başka, evet. Yemek yapabilir. Evet, doğru. Başka? Hemen bu taraflarda var. Bakın burada birisi Ağla. Var. Boş zamanlarında ağlıyor. Kıllı Pamuk Prenses. Hiç öyle düşünmemiştim. Başka? Çocukların hayallerini yıktım. Evet, hemen buradan alabiliriz. Uçurtma uçurur. Uçurtma uçurur. Bir tane daha alalım. Çayda çıra oynar. Çayda çıra oynar. Ben bir şey söyleyebilirim. Evet, Yüksel Aytu. Muhtemelen yoklama yapar. 7 tane cüce yerinde duruyor. Yoklama yapar. Çok güzel. Pamuk Prenses boş zamanlarında yoklama yapar. Yoklama yapar. Evet, yoklama. Konumuz, çıkış noktamız yoklama. Hazır mıyız arkadaşlar? Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ali. Buradayım efendim. Necla. Buradayım efendim. Hüseyin. Hostri. Fatrio. Lapperviye. Cemal. Ya tamam. Çocuklar. 35 kişilik sınıf mevcudundan niçin burada Fosterapianta Thomas Tüya? O... Posipikilente, Justin Sorevan'de bugün tatilde benim mi haberim yok yoksa? Söyle bakayım. Okulun son gününde kimseye Vloponşna Flekanopoto. Köpes Tapayano tatilde herkes. Şimdiden girdiler yani. Ne tatil yahu? Hocam bizden başka okulu Kompista. Tompoyrono, Kimpi Yapan, Sitaban sallamıyorlar. Evet, bir bununla biz bir ikimiz sallıyoruz. Biz de iyi öğrenciler değiliz zaten. Ya bence bu... siz bu mesleği yapma kompist. La perdo. Pastor yapı kövende, Justin Fondo, bunların anası babası yok mu ya? Var efendim ama yani hiç kimsenin umursadığı zaten yok. Zaten oldukları için gidiyor falan boşu. La perdo lo vere, bu lo vere, lo lo lo, filan kanı mı sulu? Köpes yapın yanına, pente yoğumu, mabe diyorlar. Hem de sizin için. Evet yani. Bir de evet yani. Özellikle benim için ha. Özellikle evet hocam. Sizin için. Benim gibi bir hoca için ha. Yani o Mustafa Hoca diyorlar. Composto pio. Composto pio. Pesto, pesto yomo mo. Dibo robotu yo. Dobo robotu. Bidi bi yo do do. Mene deve gibi de boyu var. Siz bunları nereden duyuyorsunuz bakayım? Bize skompisti. Skompisti? Mesa pointio, ponto sütio, ponto bayanana. Buna söylüyorlar. Bunda dili papuç gibi geliyor bana söylüyor. Allah Allah. Ben de sağlık için size söylüyorum yani. Neyse. Bizim ailelerimiz sizi sevmiyor. Mesa bayano, pabilya mondo bay, bistemoyu, petata kamotu sütio, bisitada, bir şerefsiz herif diyor baba. Benim için. Yahu öyle şey olur mu? Ya ben okulların açıldığı günden ilk günde Fosta Fanti, Disi Fola Fanta, Kesti Priya Venti, Disi Ola karı beni terk etti gitti ya. İşte o yüzden seviyorlar. Bence hocam, bence siz kendi kariyerinizi bir yoklayın bakalım. Nerede eksik var, nerede şey var, değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yükselcim. Ya muhteşemler. Cıbırca bir şey söyler misin bana? Pansiyon değil mi? Görüyor musun? Ya demek ki şey yok. Yok abi altın. Cıbırcası. Bu kadar, bu kadar hızlı. Anında kaptım. Anında ama önemli. Hakikaten anında olması çok önemli. Yani şu genç arkadaşlarımı bir kere daha burada canlı yayında kutlamak istiyorum. Çünkü... ben de gözyaşları içinde zaten anlatıyorum. Yani şu tiyatro sanatını... alıp da şu ekrandan şu izleyicilerin gözüne değdirmiyorlar mı? Bakın tam çıkıyor. Ya demek Yüksel Aytu'yu makaraya sarmak yarın kalem benim elimde.
Arkadaşlar Yüksel Aytur başka konuklara benzemiyor. Elinde kalemi var. Kalem kılıca dönüşebilir. Evet. Aileni seviyoruz. Bu Arukaya hiç etmiyor ya geçen hafta. Tamam. Evet. Çok geç artık bence. Peki şimdi cümbüş devam ediyoruz. Cümbüşün çıkış noktası için hemen yine sizlere soracağım. Süpermen Türk olsa en çok hangi yemeği severdi? Şu ortalardan kimse yok mu? Peki hadi en uca çocuk her seferinde oralara nasıl gidecek? Evet. Size. Ben. Sen. Kuru fasulye. Allah. Evet tabii ki. Başka? Süpermen Türk olsaydı hangi yemeği severdi? İmam bayıldı. İmam bayıldı. Başka? Artık oralar her seferinde. Evet siz. Morgan. Efendim? Mantı severdi. Kripton mantısı. Ne mantısı? Kripton. Kripton mantısı. Evet. Çıkış noktamız. Çok güzel. Kripton mantısı. Orada açtıktan sonra önce fırına verirler. Kripton da ona hani Kayseri'ye benzer birazcık onu. O hakikaten çok güzel. Bizim popstar Antutuka'da da oluyor ya mantı muhabbeti. Ya, millet nasıl karnı acıyor. Böyle ellerinden yağlar akarak Bülent Hanım sağ olsun. Gidelim mi çıkışta? Bülent Hanım'a mı? Yok ben mantıya. Peki. Kripton mantısı. Çıkış noktamız. Hep beraber sayacağız da sıfır demeyin. Kripton mantısı. Yine sıfır geldi. Hep beraber sayacağız. 3, 2, 1. Dayı da geleli. Bak iki numaralı kumarsın sen. Haddini bil. Haklısın hanımım. Hanımımı ben bir numaralı kunda şakar. İpen tilaf yanağa. Melek de şakana kunda kararı. İpen tilaf yanağa. İpen tilaf yanağa. Yorma bağırma. Hanımlar, evet. Buyurun. Bir iki gök cismi daha düştü. Bunları kıyma makinesine çektirin, getirin. Hadi. Mantının içine katacağız. Yiyeceğiz inşallah. Konates. Tamam konu. Konates. Lakin bu kutlanan sanatlarını sıra da kalma. Yıkanan şiir evimin eri. Evet. Aferin, aferin. Ben sana uzun zamandır kendi kız kız bağırma ya. Ne gidiyorum? Bağırmayın ki bu da kamrı sana komik sana komik sonu vazet tekrar yetkin tekrar kontek. Korek! Kıvaz herkes susacak! Sabit ettirdin hayatım. Ben o kadar yolu geldim. Aşkım canım. Buraya kadar indim. Ben komisyonu. İçine koyacaksınız. Ne demek öyle badem gözlüm falan vardı. Ne oldu şimdi? Ya bırak. Tamam hiç bilmem ama onun daha önceden daha sonradan doğum yapacağı yalancı hamileliğinden belliydi. Tabii. Sana bir kere bile yalan söylemedim Mutasa. Ben de bak. Sana söylemedim Allah belanı versin. Yemez diyorum. Kripton mantısı performansını da izledik. Şimdi oylamaya geçiyoruz. Halkımız karar veriyor. Fakat en baştaki beyazlı arkadaşımızın cıbırcasında aksan var. Evet. Aksan. Kuzey cıbırca konuşuyor. Evet. Kuzey aksanıyla konuşuyor. Evet. O arkadaşımız, bana diyorlar ki isimlerini niye söylemiyorsunuz? Ben her fırsatta söylemeye çalışıyorum. Dilek, ben hepsine bir alkış istiyorum. En başta Dilek. Ayhan, Özlem, Yiğit, Ayça, Abuzer, Burak, alkışlarınız Mahşer Cümbüş için.
Şimdi evet, sıra geldi oylamaya. Eğer isterseniz sizler de bize telefon edebilirsiniz ya da oylarınızı SMS aracılığıyla gönderebilirsiniz. Bak, kameraları şaşırdım. Niye ben oraya bakıyorum ki? Eğer isterseniz bize SMS oylarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi sizlere dönüyorum. Mahşer grubunun yoklama performansını, yani Pamuk Prenses'in yoklama yapma performansını beğenenler, bu turu mahşer kazansın diyenler kuvvetlice alkışlasın lütfen. Peki. Evet. Kameramanlar dahil herkes alkışlasın. Bakalım. Ben başladım çekirdeğimi. Cümbüşün, cümbüşün. Kripton mantısı performansı bu turun galibidir diyenler alkışlasın. Galiba 2 desibel farkla, değil mi? Aynen öyle. Sen bu konularda hassassın. Var, jüri üyeliği şeylerin var tabii. Tecrübelerim var. 4 jüri üyeliğim oldu. Armağan Çağlayan'la yarışıyoruz. Ben emekli oldum, o hala devam ediyor. O devam ediyor. Bu turun galibi 2 desibel farkla Cümbüş. Efendim, sen şeyi tanıyor musun? Bizim bu hafta biraz sakatlandı, onun ayağı sakat. İsmail, önemli şahsiyetim ben. İsmail, çılgın çocuk İso. İsmail, önemli şahsiyetim ben. İsmail. Normal İsmail diye bağırdığınızda artık bakmıyormuş galiba, değil mi? Hiç bakmıyor. Sokakta filan da bu müziği bekliyor. Bu şarkı ve İsmail çok meşhur oldu. İsmail kimler tanıyor? İsmail bu hafta sakatlandı. Nazara geldi. Nazara geldim. Şöhretin... Bir kurşun döktün İsmail. İğneyle çıktı program. Düşünsene. İsmail iğneyle çıkmış ya. Burak çıkıyordu ama iğneyle, biliyor musunuz? Kim? Burak. İğneyle. 3 oyuna iğneyle çıktı. Gerçekten mi? Evet, deli tutulmuş. Burak. Şov devam ediyor. Ne çileler çektim. Vallahi Allah çektirmesin. Şimdi geldik nesne turumuza. Nesne turu için hem mahşer hem de cümbüş geliyor. İsmail'cim, nesneyi alabilir miyiz? Yani orada tebrik telefonlarını kabul ediyoruz şu anda. Evet. Ne gel? Evet, nesne bir adet palet. Bak nasıl bakıyorlar. Bak hepsi şu anda palete şey yapmış durumda. Konsantre olmuş durumda. Paleti en çok, en değişik şekilde kullanmaya çalışacaklar. Değişik şekillerde ilk defa görüyorlar şu anda nesneyi burada. Daha önce ne olacağını bilmiyorlardı. Hazırlanmadılar yani. Hiç hazırlanmadılar. Yani palet muhakkak hayatlarında görmüşlerdir de daha evvel. Paleti değişik çeşitlerde nasıl kullanacaklarını şimdi düşünüyorlar. Yeteri kadar konuştum zannediyorum. Şimdi hep beraber sayacağız. Paleti hunharca kullanacak mahşer ve cümbüş ekipleri. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Alejandro. Yeah. Geçen gün Maria ile konuştum. Yalan. Maria. Yalan. Maria, yalan söyleme Maria. Manikür için buraya elinizi koymanız gerekiyor. Siz şuraya gidin. Sultanım. Maria'ya söyle. Sultanım. Bir kaşarlı dürüm kimindi? Senin deli papuç gibi uzandı. Evet. Çocuklar, harita metot defterlerinizi açın. İletkimizi koyuyoruz ve çiziyoruz. Böyle. Çok güzel. Evet. Bak başı bak nasıl kızacak bak. Kabaramazsın ki. Çatlak nerede abi? Abi. En son soğanları ince ince yiyorum.
baklava ne kadar abi? Kilo mu? Bir kilo versin. Evet. Bir kilo. Aa, Hollywood'a geldiğimiz süper oldu. Bak Michael Jackson'ın ayağı. Aa! Ve üçüncü olarak Michael zipdilik atlayış yapacak. Bravo, bravo. 1.6. Spagetti isteyen? Bıçak. Benimki tereyağlı olsun. Spagetti olur mu? Krepe diyecektim. Krepe mi? Krepe, krepe. Hayatım, söz verdiğim gibi işte sana bir deniz motoru. Buyur. Yani sürat motoru işte. Nasıl? Harika değil mi? İsmi de Mississippi. Abla Tevfik beni aldatıyor galiba. Nereden aldatıyor? Bilmiyorum. Valla. Ben seni Çatlayan dudaklar. Sabah güneşimiz. Sabah güneşimiz. Koltuk altındakileri aldırmaya. Ay, bu ne be? Ve Yüksel Aytu. Yüksel Aytu kullanacak şimdi. Buradan geçen tek bacaklı bir ördek gördünüz mü? Bravo. Harika. Ya şimdi ben bu oyunda nerede duracağıma bir türlü karar veremiyorum. Geçen hafta en sonunda bana getirdiler. Yapabiliyorsan bir tane de sen yap diye. Şimdi o kadar da güzel gidiyor. Kesmek de istemiyorum. Ama yani süperler değil mi? Bir palet bu kadar satılıyor. Peki bir şey merak ediyorum. Yani hani mesela birazcık daha gitsek çıkar mıydı bir şey? Akıllarınızda var mıydı bir şey? Yapardık, olabilir. Yapardık. Çıkardı değil mi? Çıkardı tabii. Tadında bıraktı. O anın stresiyle çıkıyor. Gerginlikle. Peki, şimdi oylayacağız tabii ki. Acaba paleti mahşer mi daha iyi kullandı yoksa cümbüş mü? Gerçekten bana, bana oy vermiyor, bana beni. Mahşer paleti daha iyi kullandı ve bu turun galibi mahşer olsun diyenler alkışlasınlar. Oldukça yoğun. Oldukça yoğun Yüksel'cim. Yine de ikinciyi beklemekte fayda var. Yine de beklemekte fayda var. Çok haklısın. Cümbüş paleti çok daha iyi kullandı. Bu turun galibi cümbüş olsun yani. Ben Yüksel Aytsu'ya soracağım burada. Vallahi burada hakikaten yani kıl payı ile birinci performans daha çok alkışlandı. Mahşer. Evet. Mahşer diyor Yüksel Aytu. Aytu bu. Bu turun galibi mahşer. İsmail'cim olabilir. Zeki... Yani o kıl payıyla bizim galip olmamız gerekmiyor muydu yani? Ayça Zeki Müren'i yaptı sanat zaten. Sanat güneşi. Evet, orada... Saygıyla anıyoruz kendisini. Son noktaydı yani. Evet, gerçekten. Harika iki performanstı. Paleti olanlar değişik şekilde kullanabilirler. Ya bir şey söyleyeceğim beyefendi. Şu kravatınızı çıkartabilir misiniz? Ne olursunuz? Ya hakikaten. Ne olur şu bir rahatlayın. Bu bizim programda. Açın, 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 açın. Açın. Evet, çal abicim. Yavaş yavaş şöyle. Hatta çıkartıp söyledi. Çıkar, 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 çıkar. Çıkar, 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 çıkar. Ben burada şey oldum ya. Böyle. Oh. Oh rahatladık. Vallahi rahatladık. Değil mi? Hep beraber rahatladık ya. Oh ya. Hatta şu müziğin hakkını verin de yani şöyle kafanızın üzerine gitsin. Şöyle bir şey belki. Neyse artık. O kadar olmaz. Beyefendi pişman oldu geleceğine. Vallahi. Dillerin arasına düştüm herhalde. Şimdi hızlı çekim turuyla devam ediyoruz. Bu tur çok eğlenceli. Yükselcim yani... İnanılmaz ama gerçek. Şimdi bir çıkış noktası veriyoruz oyuncularımıza mahşer ve cümbüş. Burada hemen küçük düzeltme. Televizyon eleştirmeni emrinizde hızlı çekim diye bir şey yoktur. Hızlı gösterim vardır. Anında, anında eleştiri. Anında gaf kürsüsünde Osman Tan Ertuğrul. Hemen çıktık gaf kürsüsüne.
Peki ben şeyi de anlamam. O zaman çok aklıma, çok özür diliyorum. Ayakta tutuyorum sizi. Yani bulmuşken yükseliyorsun. Hani şey diyorlar. Üç film çektim diyor mesela. Hmm. Bir oyuncu ben üç film çektim diyor. O niye öyle? Yani o çekmiyor ki o filmi. Kameraman evet, çekiyor yanlış, ya da yönetmen. Tabii. O da yönetmen için söz konusu jargon olabilir. Jargon mu peki bu yani? O filmde neler çektiğine bağlı olan bir şey. Allah çektirmiş. Amin. Şimdi Yüksel'cim hızlı gösterim değil mi? Evet. Hızlı gösterim. Bu gerçekten inanılmaz ama gerçek. Aynı sahneyi ilk önce 30 saniyede, sonra 15 saniyede, sonra 7 saniyede, sonra 3 saniyede ve en son olarak da 1 saniyede oynayacak ilk olarak Mahşer grubu. Ben hemen bir çıkış noktası alacağım izleyicilerimizden. Yuvarlak mavi tiz bir sesi olan ve uçan şey ne olabilir? Yuvarlak mavi, evet sizi özlemiştik ya. Geçen bölüme gelmediniz. Şirin Baba. Şirin Baba. Evet. Tiz bir sesi olan yuvarlak mavi uçan şey. Çok benim de bir önerim var. Evet. Hırsız polisin mavisi Londra'ya uçarken. O da olabilir. Tiz sesi var. Evet. Hiç biraz alkışlamadınız. Çok güzel eşitim. Yani Yüksel Aytu alkışlamadınız diye de yazabilirim. Dikkat edin. Dikkat. Siz de bu işin bir parçasısınız çünkü. Peki evet. Kapak. Hemen. Kapak mı? Şey böyle vuruşturduğunuzda atıyorsunuz ya. Hmm, sizin mavi. Başınıza geldik galiba. Ben yaşamadım. Biz yaşamadık öyle bir şey. Evet, mavi kapak yoktu evet. Zamanımızda. Gazoz kapağı vardı. Onlar da mavi ve uçmuyorlardı. Evet, tiz değildi sesi. Başka? UFO. Başka? Ateş böcüğü. Başka? Frizmi de olabilir. Efendim? Frizmi. Evet. Frizmi. Aynısını mı? Evet. Ona katılıyor. Katılıyorum. Evet. Katılıyorum. Friz mi diyenler? Peki başka bir tane. Ben Yüksel Aytuğ'a soracağım. Havada uçan... Hostes. Mavi tiz sesi. Mavi. Yuvarlak böyle. Yuvarlak. Seyirciyi mi kıracağız ya? Hostes mi? Hostes olsun. Çıkış noktamız hostes. Bu saniye Mahşer grubu ilk önce 30 saniyede oynayacak. Sonra 15, sonra 7, sonra 3, sonra 2, şey pardon. Sonra 3, sonra 1. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Sayın yolcularımız şu anda 75 bin fitteyiz. Acayip süper bir ortam var. Arkanıza yaslanın ve... Ne oldu? İçeride panik var. Niye? Hayırdır? Yolcular... Yemiyorlar. Düştüğümüzü anladılar. Ne diyeyim? Sayın yolcular panik yapmayın. Rahat olun ya. Alt tarafa 30 saniye kaldı. Hepiniz gideceksiniz. Rahatlayın. Sayın yolcular salın. Güvenlik şeylerinizi tutun. Onları bırakın. Evet. Boş verin. Düşüyoruz. Rahatlayalım. Düşüyoruz. Kelime-i şehadet falan getirelim. Hep beraber. Aynı sahne sadece 15 saniyede. Sayın yolcularımız şu anda 75 bin fitteyiz. Böyle bir rahat olun süper ortam var. Yemiyorlar. Herkes anladı düştüklerini. Ne yapayım? Ya son 30 saniyede salın kendinizi efendim. Salın. Bırakın kendinizi. Kelime-i şehadet getirin. Böyle bir rahatlayın. Rahatla. Aynı sahne sadece 7 saniyede. Sayın yolcularımız yetmiyor. Gelmiyorlar. Ben gidiyorum. Efendim sallayın kendinizi. Atla bırak. Sadece 3 saniyede 75 misin sallanı rahatla. Yüksel sadece 1 saniyede oynayacaklar. Rahatla. Hemen cümbüşü alıyoruz sahnenin ortasına ve cümbüş için bir çıkış noktası. İstanbul'un ismi değişecek olsaydı ona ne isim verirdiniz? Aha, kimseden ses çıkmıyor. İstanbul'un sesi değişecek olsaydı. Evet. Kapkaç bol. Çok anlamlı ya. Doğru, vallahi doğru. Başka? Efendim? Yok, o önemli değil. Başka? Cehennemistan. Güzel İstanbul'umuzu ne yaptınız ya? Vallahi güzelim İstanbul. Başka? Yedikoç alıyorum ya. Ya şu Kapkaç İstanbul'u mu yapalım? Evet. Kapkaç İstanbul. Evet. Bu hakikaten ve sosyal İstanbul. Bir mesaj da verelim. Değil mi? Misyonu olsun Yüksel, programın. Yüksel kameraya ne söyleyeceksin bu konuda? Yani hakikaten çekilmez bir hale geldi. Şöyle bir oylama yapalım mı? Hırsızlık Kapkaç'la karşılaşan
Kaç kişi var aranızda? Başından geçen böyle bir hadise. Ben de kaldırayım. Yani bundan başka ne denebilir? Biz de mağduruz. Biz de mağduruz efendim. Mahşeri Cümbüş de bunu yaşamış. Onlar sanıyorum maaşlara biraz zam için falan oldu. Ya bir de affedersiniz. Osman Tan, bu arkadaşlar ayrıca bir de para alıyorlar mı ya? Burada haftada bir eğlenip geliyor. Yok abi, yok valla. Damarımıza bastınız. Para aldıkları için ağlıyorlar. Yok, bir burağa veriyorlar, bir burağa veriyorlar. Kimse bir şey vermiyor. Karın tokluğuna çalışıyor. Arkadaşlar bu konuyu bir görüşelim biz. Başlıyoruz. Kapkaç bol muydu çıkış noktası? Evet. Kapkaç bol. Hep beraber sayıyoruz. İlk önce 30 saniyede oynayacaklar. 3, 2, 1. Sen deli be. Manyağa bak. Hanımefendi ne oldu? Araba var lan. Ana. Ne oldu? Takip edelim hadi. Tamam yakaladık, dur. Burada bir eski. Tünel var, nereye yakaladık? Yürü. Abi valla ölüm gibi. Allah. Toplar kazanmadı. Fakat ne kadar yani yaşadıkları için ne kadar gerçekçi oluyorlar. 15 saniyede. Hanımefendi ne oldu? Bu arabayı ver şimdi. Sen yakın, ben takip ediyorum. Ne oluyor? Ne oluyor? Ters yola gittik. Tersine hop kattı. Aynı sahne sadece 7 saniyede. İnan arabadan şey! Allah! 3 saniyede. Sadece bir saniyede. Akşamlar. Cümbüş'ü de tebrik ediyoruz. Hemen bir parantez. Tabii ki bu kadar ciddi bir konuyu tiye almıyoruz. Sadece dikkat çekmek için bütün kapkaç kurbanlarına geçmiş olsun diyoruz. Diliyoruz ki ülkemizde, özellikle İstanbul'umuzda bu tip şeyler artık azalır, biter. Bütün herkese, bütün mağdurlara geçmiş olsun diyoruz. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Show devam ediyor. Anında eleştiri ve yorumlarıyla Yüksel Aytuğ da bizlerle beraber. Bir alkış Yüksel Aytuğ. Fakat sevgili izleyiciler, reklam arasında telefonlar geldi. Yüksel Aytuğ çok beğenilmiş. Bu performans aman çok efendim. Beğenilmiş. Sizler de herhalde çok eğleniyorsunuz. Her hafta gelsin değil mi? Süper. Vallahi Yüksel'cim harika. Hakikaten buraya şartlanarak geldim. Yani hayatım düz kare. Ya televizyona bakıyorum ya bilgisayara bakıyorum. Eğlenme fırsatım çok az oluyor. Buradaki bu sıcak ortam hakikaten bu eğlenceli yüzümü ortaya çıkarmış olabilir. Bu dansı bana kim lütfeder bilmiyorum. Onun için asıl ben teşekkür ederim sizlere. Vallahi çok çok teşekkürler. Şimdi
Geçen turda en son turumuzu oylamamıştık. Reklama gitmiştik. Oylama yapacağız hep beraber. Neydi turumuzun ismi? Hızlı gösterim mi? Hızlı gösterim. Doğru Türkçe çok önemli. Hızlı çekim yok. Hızlı çekim yok. Hızlı gösterim var. İlk önce mahşer hızlı gösterim turunun galibi olsun diyenler. Konumuz neydi? Hostes değil mi? Evet ben de yazdım şuraya. Hostes çıkış noktasıydı. Geçen turu mahşer kazansın diyenler kuvvetlice alkışlasınlar. Ve Cümbüş de kapkaç bol çıkış noktalı performansıyla geçen turu tamamladı. Geçen turun galibi Cümbüş olsun diyenler. Kapkaç herkes ya özdeşleşiyor. Çok hak hep ettiler ama adamlar kanter içinde kaldılar. Her evet. içinde kaldılar. Doğru hak ettiler. Yani alnınızın teriyle kazandınız. İyi de öldür hakkını yeme. Evet. Bir de 6 defa dizlerinin üzerine atladılar. Daha şöyle vallahi ya. Kolay bir şey bulamadınız mı ya? Vallahi içim parçalandı. Bir dahaki bir yere bir trafik demiş. Ne diyorum ben? Atın kendinizi dedi. Yerden yere atın diyor. Öyle mi hakikaten? Dövüyor bizi. Diyorum vallahi. Şu rey... Çok hareket olsun diyor. Şu reyting nelere kadir görüyorsun? Kan istiyorum kan. Kan görmek istiyorum ama anca işte yere atıyorlar kendini. Reyting için diyor. Göreceğiz. Haftaya Nesne turuna kamçı getirecek mi? Evet. Getirmesi. Ama bu aralar töre mesela çok evet. gündemde. Mesela haftaya şöyle poşular, efendim kasket, potur filan. Ne bileyim yani trend onu gösteriyor. Bizde de bir takım töreler, adetler, gelenekler var. Heh. Buyurun, haydi bakalım. Ağlamız beyler. Evet. Eksiksiz yani her şey var bizim Barak programda değil mi? Töre fakat bu arada, evet. bu arada Fatih'in değil mi? Fatih Pestil inanılmaz. Yani, anında. Anında. Helal olsun. Yani görüyorsunuz bizde eleştiriler sadece olumsuz değil. Hani Yiğit'i öldürsek de hakkını veriyoruz. Kesinlikle yani uçak dediler daha U harfi ağızlarından çıkmadan oradan uçak efekti geldi. Tebrik ediyorum. Çok herhalde. Doğru Yüksel Bey. Siz nasıl? Doğrudur Yüksel Bey. Ne olur bizim için güzel şeyler yazın Yüksel Bey. Peki. Şimdi... Sıradaki turumuz çok eğlenceli. İlk defa bu hafta izleyeceksiniz. Aşk şarkıları. Bizim programımızda magazin yok biliyorsunuz. Magazine kaçmayacağız ama Yüksel Aytun aşk hayatıyla ilgili bir şarkı yapacak bizim oyuncularımız. Hamama giren terler geldi bir kere bu da buraya. Evet, hoş geldin evet, hamama. Hoş şimdi Yüksel'cim öncelikle şeyi soracağım yani hobilerin nelerdir oradan başlayalım. Televizyon seyretmek, televizyon seyretmek ve arada bir de televizyon seyretmek. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet, televizyon. Evet. Peki, hobilerin nelerdir? Televizyon seyretmek. Televizyon seyredememek. Evet. Evet, bu benim. Gerçekten tabii, mi? Yok yok, hayır. Hobilerim var aslında. Mesela spor, hemen hemen her dalıyla uğraştım. Kaleciydim. En son Eyüp Stadı'nda 30 metreden yediğim gol jubilemi getirdi. Hakikaten öyle. Mesela benim üniversite hayatım adeta spor akademisi gibi geçti. Ben basın yayın mezunuyum ama futbol takımının kalecisiydim. Voleybol takımının kaptanıydım. Basketbol takımının ilk yediydim. Yani 6. oyuncusuydum. Kız basketbol takımının da masörüydüm. Güzel. Onu fahri olarak. Derslere gidiyor muydun? Fahri sen? Olarak. Hiç derslere gidildiğin oluyor muydu? Yok mümkün değil. Bir İmkansız antrenmandan öbürüne geçiyor da. Dedim ki spor akademisi gibi okudum. Yani spor önemli bir hobimdir. Bu sporun en çok hangi kısmını sevdin? Masörlük kısmını mı yoksa aktif oyunculuk kısmını mı? Şimdi motivasyon çok önemlidir. Özellikle basketbolda ve özellikle kız basketbolunda. Motive mi ediyor? Yok tabii işin şaka kısmı bu. Hakikaten sporu çok seviyorum. Spor yapmayı da çok seviyorum. Onun yanı sıra müziği çok seviyorum. Bak nasıl tiyatroyu geçti, böyle spor çok güzeldir, spor yapın iyidir falan. Tiyatro diye. Mesela ben bir televizyon yazarıyım ama kendimi tiyatroya karşı hep borçlu hissediyorum arkadaşlar. Yani sanki insanları tiyatroya gitmekten alıkoyuyormuşum da televizyona yönlendiriyormuşum gibi böyle bir iç huzursuzluk hissediyorum. Onun için de haftada en az bir oyunu köşemde bir televizyon köşesinde bir tiyatro oyununu
tanıtıyorum. Muhteşem bir şey. Çok iyi. Sen peki Mahşer'in dönüşü sahnede izledin mi? Valla Taksim'de oynuyorlarmış. Evet. Şimdi haberim oldu. Önümüzdeki hafta cumartesi akşamı mutlaka gideceğim. O interaktif oyunu izleyeceğim. Hayalihane. İnternet sitesinden de ben sana ayrıca veririm ama izleyicilerimiz için söylüyorum. www.mahsericumbus.com'dan her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Sahnede izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Muhteşemler sahnede de. Belki gelecek hafta beraber gideriz. İnşallah, çok sevinirim. Buradan Yüksel Aytuğ hayranlarına da duyurulur yani. Haftaya gelsinler bize. Peki. Şimdi evet, aşk hayatına gelelim. O kadar saptırmaya çalıştım. O kadar fake attım onu. Evet. Valla şu anda sormayalım. Hı. Senin için önemli olan bir aşk hikayesini mi anlatayım? Hikayesi senin ama yaşadığın tabii ki. Valla çok yıllar önceydi. Hı hı. Müzik alayım. Hemen ciddiye aldım. Hakikaten ilk aşk. İlk aşklar unutulmuyor kolay kolay. Hepiniz bilirsiniz. Çok küçüktü yaşı. Bana göre küçüktü. Ben üniversitenin birinci sınıfındaydım. O böyle lisenin başında filandı. Çok hoş bir ilişkimiz vardı. Ama olmadı çünkü ailesi karşı çıktı. Ben çok ciddi yaklaşmıştım. Ciddi ciddi de evlenmek istiyordum. Şimdi ne kadar üzülüyorlardır, pişmanlardır. Asıl pişmanlığı şimdi söyleyeceğim. Annesi demişti ki, ben tabii o zamanlar tıfıl, üniversite öğrencisi, başımız önümüzde. Benim kızım çok güzel, çok zeki, çok yetenekli. O çok ünlü, çok zengin insanlara layık. Seni ne yapsın? Of be! Buradan mesajımı versem mi acaba? Hadi ver ya Yüksel, vallahi bu hikaye... Pişman mısınız? Pişmansınız. Yani senin gibi birisine kaçırdığı yok, bu için. Bu vallahi kendimi methetmek için. Ama hani yani. Yeterince elimiz kalem tutuyor, işte tutuyor, elimiz ayağımız da düzgün. Sokakta tanıyanlar da var sağ olsunlar, onore ediyorlar bizi sizler gibi. Yani çok makbul bir insan sayılmam ama herhalde o annenin kriterlerini şimdi karşılayacak düzeydeyim ama vakit çok geç. Kratermiş abi o. Krater değil mi o? Ay yüzeyindekiler. Tamam. Dönüşüm muhteşem olacak hatta şarkıya şimdi. Mahşeri cümbüş. Daha ne malzeme vereyim yani bir şarkı için. Bu güzel hikaye. Bundan güzel yani hikaye ben, olur mu? Bunu biraz tarif edebilir misiniz hanımefendi bize? Sarışın, uzun dalgalı saçlı, gök mavisi gözlü. Vay. Baba doğrusu demiş kadın. Yani... Yere şey yazacak. Dilek Mahşer Cümbüş grubundaki evet. En zayıf oyuncu. Kesinlikle en zayıf program. Halka diyeceğim zayıf hatta. Zayıf oyuncu derse sevinirim. Yani hakikaten çok başarılı. Süper çok başarılı. Ben. Bu da benim karizmanın yerle bir olduğu anda. Estağfurullah Yüksel Bey. Ne demek? Hiç öyle şey olur mu? Notlarımızın arası. Öylesini getirelim. Elime vur. Elime vur. Evet. Evet, bir de hanımefendi çağırın. Uzun boylu, sarışın, dalgalı saçlı, mavi gözlü. Peki mesela kişisel özelliklerinden ne vurmuştu sizi Yüksel Bey? Nesine vurulmuştunuz? Vallahi bir bütün olarak her şeyine. Sadece bir şeyine vurulsaydım çoktan unutmuştum. Unutamadığıma göre her şeyine vurulmuş. Her şeyine. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Nasıl tanıştınız? Evet. Masaj yapar. Ona ona girmeyelim yoksa deşifre olacak. Ha. Deşifre olmasını istemiyorum. Ama şimdi istemiyorum. İsmini soracaktım ben bir de soyadını. Ben uydururum. İstersen uydurayım. Bir isim uyduralım. Elvan. Elvan. Evet. Peki Yükselciğim. Şimdi acayip ya böyle hani arkadaşa sohbet edermiş gibi oldu ama. Hani hala mesela bu programdan sonra izliyorsa sana bir e-mail atsa. Yüksel ben artık yetişkin bir kızım. Ailemin... Mesajı da böyle atıyor. Yetişkin bir kızım. Yetişkinim. Ailemin kontrolü altında değilim. Çok pişmanım. Seni seviyorum dese. Ne olur. Hala bir şans var mı? Hayatta başarılar dilerim sana. Of be. Of be.
Nasıl oynayacaksınız bilmiyorum valla. Arabesk söyleyeceğiz tabii ki. Birbirinize Fatih nasıl çalacak? Siz nasıl efendim söyleyeceksiniz? Yok. Çok. Birbirinize diyorum özel bir hitap. Çiçeğim, böceğim, yok, karınca. Biraz işinizi güçleştireceğim ya. Yok kardeşim. Ne yok isim öyle var ne bir şey. Grubun ismi var mı? Yoksa direkt mahşer diye mi? Mahşer diye. Uydursaydık. Neyse tamam mahşer. Geç kalmış Necmi'nin bu haftaki macerası. Peki. Mahşer grubu Yüksel Aytun Aşk şarkısını sizlere seslendirecek. Hazır mısınız mahşer? Tamam, ben doldururum o arayı. Öyle daha karizmatik oluyor. Fatih'cim sen hazır mısın? Evelallah diyorsun. Peki hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Artık ben de meşhur biriyim. Senin değilim, senin değilim. Gazetede köşem var, okusana. Annene söyle, o da okusun. Nazife abla. Hayatta başarılar dilerim. Pişman mısın Nazife abla? Gel dostum bizle beraber. Nazife abla bana dedi ki, benim kızım kimlere kimlere layık. Nazife teyze bana dedi ki, sarı saçlımı ben sana vermem. Benim kızım kimlere kimlere layık. Gazetede köşem var. Vallahi eleştiririm ailenizi. Artık sana başarılar dilerim. Görüşürüz, konuşmayalım bebeğim. Sarı saçtım. Annenden sen sorumlusun. Oradan giderim yorulursun. Hayatta başarılar dilerim. Pişman mısın Nazife abla? Hayatta başarılar dilerim. Pişman mısın? Nazife abla. Hayatta başarılar dilerim. Pişman mısın Nazife abla? Hayatta başarılar dilerim. Pişman mısın Nazife abla? Pişman mısın? Hayatta başarılar dilerim. Nazife abla. Teşekkürler. Pişmansın Nazife abla. Pişmansın Nazife abla. Yok varmayın o kadar kadının üzerine. Öpeceğim. Kafayı da vurdum. Benim arkadaşıma nasıl yaparsınız böyle bir şeyi siz ya? Fakat
Fakat ciddi söylüyorum, beste oldu arkadaşlar. Bu beste süper. Beste oldu. Fatih, hakikaten vallahi... altyapıyı da yarın kral... Yok, kral da kalmadı artık. Bir müzik kanalına hakikaten klibiyle beraber. Bunu cep telefonuna... Nazife ablayı da kandırırsak klipte oynar. 3000 dolar aldık KDV'ymiş ya. Millet bir geceliğine neler alıyor. Yok, ben gideceği yere gitmişti. Gitti, gitti, geldi, geldi. Geldi, varillerden geri döndü. Şimdi ya bu duygusal parçanın üzerinde acaba Cümbüş grubu ne yapacak? Kimin aşk hikayesini alalım şimdi? Bir elleri göreyim, bir bayan. Bir bayan olsun. İşte bayan, tek bayan. İşte, işte yeni bir aşk hikayesi geliyor. Şimdi hemen sizden hızlıca alacağız. Hızlıca alacağız. Evet. Buyurun. Siz sorun, ben söyleyeyim. Peki. Hobileriniz. Hobilerimiz. Önce 15 saniyede, sonra 3 saniyede. el işi örmek aslında. El işi örmek. El işi örmek. Çok güzel. Televizyon izlemek. Onun dışında eşimi beklemek. Bu kadar. Başka yaptığım hobiniz, için. Hobi olarak eşinizi bekliyorsunuz. Peki. Fobileriniz. Eşinizin gelmemesi. Ya evet. Onu diyecektim ben de zaten. Başka fobiniz yok mu? Yok. Yok. Peki. Yok, Yasemin Hanım değil mi bu arada? Hı? Yasemin Hanım. Eşinizle nasıl tanıştınız? Eşimle bir arkadaşımla gezerken tesadüfen tanıştım. Nasıl tanıştınız? Arkadaşınızla gezerken tesadüfen mi? Kapkaç vakası. Yok, şimdi arkadaşımla gezmeye çıktığımızda arkadaşım eşimi de tanıyormuş. Eşinizin adı ne peki? Sedat. Sedat Bey. Burada. Orada. Sedat Bey de burada. Evet. Yolda tanıştınız yani. Yolda tanışmadık. Yani arkadaşım bizi tanıştırdı. Arkadaşınız tanıştırdı. İki sene önce tanıştırdı. Evet. İki sene arkadaşlık yaptık. Ne, altı aydır da evliyiz. Aa, yeni evliler. Daha taze gelinim. Arkadaşınızın hobisi ne diye sormuyoruz tabii bu arada. Sormuyoruz değil mi? Çok iyi bari. Bilmiyorum zaten. Başka? Peki sizin var mı eşinize hitap, böyle kuşum, böceğim, balığım, minik kuşum? Benim ona yok. Onun var bana. Ne? Hı. Pıtırcık. Pıtırcık. Pıtırcığım der. Evet. Pıtırcığım. Peki Sedat Bey'in en sevdiğiniz özelliği? Nesinden hoşlanırsınız? Şimdi tek tek sevmeyeceğim, her şeyinden diyeyim. Allah Allah. Hmm. Altı ay ya daha. Yok canım. Ondan diyeyim. En çok nesinden? Sevgi dolu olmasından ya. Sevgi böyle dolu. Bana karşı çok sevgi dolu. Böyle... Nasıl desem beni? Pıtırcığı seviyor ya beni. Ona. Çok güzel. Başka? Peki. Başka yok ya. Peki en sevmediğiniz özelliğiniz? Özelliği? Maç izlemesi. Ve sürekli işiyle alakalı olması. Çok fazla tabii. Nerede çalışıyor? Yani ne işle meşgul? İnşaat mühendisi. İnşaat mühendisi. Eşinizin hobisi nedir? Söyledim ya. Sürekli... Maç, futbol. Maç, futbol. Futbol, peki. İzlemek yani. Tamam, güzel. Enteresan bir şeyler mi? Yok. Peki bir çocuğunuz olsun istiyor musunuz? Tabii ki. Kız mı olsun istiyorsunuz, erkek mi? Fark etmiyor ama erkek olabilir. Fark etmez, erkek olsun. Ha, erkek olsun. İsmi ne olacak? Doğukan. Doğukan, o her şey yazıyor. İsmi de belli. Çok güzel, tamam, anlaşıldı. Hoş. Yasemin Hanım'la ilgili galiba bilgileri aldık. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili izleyiciler, bütün bilgileri aldık biz. İsmail'cim tamam, Yasemin. Gördüm. Yasemin Hanım'ı alkışlarla yerine alıyoruz. Şimdi Cümbüş grubu gördüğünüz gibi hazır. Söyleyecekler ama söyleyemeyeceksiniz. Çünkü reklama gidiyoruz. Biz sizi oyalayacağız, çalıştırmayacağız sizi ama reklam vermek zorundayız. Reklam arasından sonra... Yasemin Hanım'ın aşk hikayesinin şarkısını hep birlikte izleyeceğiz. Görüşmek üzere.
Umarım, umarım beğenerek izliyorsunuzdur. Hayatınızdan memnun musunuz? Evet. Harika. Yükseldim, sen mutlu musun, eğleniyor musun? Çok keyifliyim hakikaten. Bütün haftanın yorgunluğunu, stresini burada attım. Allah ne muradınız varsa versin. Amin. Çok teşekkürler. Umarız Nazife Hanım da atmıştır stresi. Ben böyle başladım, hiç kimse bana şey yapmıyor. İsmail'i alkışlayın derse alkışlıyorsunuz yani. Sağ ol Fatih be. Aslan Fatih. Vallahi teşekkür ederim. İsmail, sana göstereceğim. Yani Hızır Efekt Servisi. Ben böyle bir şey görmedim. Hızır Efekt Servisi. Bu arada Yüksel Aytuğ gerçekten bizi destekliyor. Yürekten, samimi bir şekilde destekliyor. Ama programımızın ilk yayınlandığı zamandan beri bizi yine çok destekleyen ve bizi çok mutlu eden ve şu anda bizi izlediğini düşündüğüm Sayın Seyfi Dursunoğlu, huysuz bir cin. Bir alkışlayalım. Seyfi Bey gerçekten Kendisini de lütfen fazla özletmesin. Bir an önce ekranlara dönsün. Kesinlikle. İlk olarak burada. Değil mi? Evet. İlk olarak anında görmüş olarak bekliyorum. Peki, şimdi biliyorsunuz aşk şarkıları turunda kalmıştık. Yasemin Hanım'ın aşk şarkısını, aşk öyküsünü Cümbüş grubu sergileyecekler, söyleyecekler. Cümbüş, sizi perdenin arkasına alalım mı? Evet, İsmail'cim perde yavaş yavaş kapansın. Yasemin Hanım'ın bu duygusal aşk hikayesi alkışlarınız da geliyor Cümbüş grubundan. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1... Çok geç gelir. Hayatın onu beklemekle geçebilir. Ama boş ver, çok yakıştınız kız. Fıtırcık. Doğukan ne zaman doğucan? Annesi Kazak örecek. Babasıyla goller atacak. Yasemin seni yüreğine işleyecek. Olsun kodumu tutsun. Yanımda kalsın, bırakmasın. Erkek olsun kodumu tutsun. Yanımda kalsın, bırakmasın. Hep beraber. Erkek olsun kodumu tutsun. Yanımda kalsın, bırakmasın. Oh,
Çıkmış, bravo. Tebrikler Fatih'cim. İşte iki aşk şarkısını dinledik. İkisi de birbirinden duygusaldı. Yani ben ikincisini daha çok sevdim. Yani evet, kendim diye söylemiyorum. Biz de Müzdor'a biz gerçekten de aynı şekilde. Göz bebeğimin içine tükürebiliyor kendisi. Öyle bir yeteneği var. Evet. Canlı ya ondan. Hiç olmazsa ön iki sıra için birer yağmurluk var. Evet ya, bundan sonra çok doğru. Kesinlikle. Ya da ben şurada söyleyeyim, geriden söyleyeyim. O zaman bize yağmur. Anında efekti geldi. Şimdi hemen oyluyoruz. Hemen oyluyoruz. Mahşer'in aşk şarkısı Nazife Abla Pişman Mısın adlı şarkıydı. Yüksel Aytuğ için geldi. Bu turu Nazife Abla Pişman Mısın adlı şarkı kazansın diyenler kuvvetlice alkışlasın. Ben de şimdi tükürmeyeceğim, ağzımı falan tutayım falan derken her şey karışıyor tabii ki birbirine. Ve ikinci parça da Yasemin Hanım'ın Pıtırcık adlı parçasıydı. Pıtırcık bu turu kazansın diyenler. Yani şu halkımızın kulağı ve müzik bilgisi bir de şu sizin yarışmalardaki SMS'lere yansısa diyorum. Bravo. Bak, seni en çok alkışlayan Tuğba burada. Çünkü geçen hafta Popstar Alaturka'dan elendi. Öyle mi? Ya, yürekten çok yürekten bravo dedi ben sana yani. Niye bu kadar heyecanlandın? Bu turun galibi Cümbüş oldu, alkışlıyorum. Ve geldik. Değil mi? Şapkın. O değil mi? Yok. Hayır. Sen nasıl istersen nasıl bize soruyorsun Osman? Hayır. Planlar değişti. Çok yeni bir tur. Yine yepyeni bir tur. Vallahi biz çok uğraştık ekip olarak. Onlar görmediler. Ne olup biteceğini bilmiyorlar. Dublaj turu. Şimdi daha evvel görmedikleri kısa bir film hazırladık onlara. Bu filmi İlk defa görecekler ve dublaj yapacaklar. Anında dublaj yapacaklar. Çıkış noktasını da yine konuklarımızdan alacağız. Acaba telefondan mı alsak yoksa konuklardan alalım değil mi? İlk önce konuklardan alalım. Dublaj turu. Hemen sizlere soruyorum. Hayatınızdaki en büyük sorun, en büyük problem nedir? Hiç probleminiz yok galiba. Efendim? SMS'ler. Oylar. Başka? Başka? Evet. Trafik. Güzel. Başka? En büyük sorunuz, en büyük probleminiz? Kontür yetmemezliği. Kontür yetmemezliği. Güzel. Kalp yetmezliğinden daha önemlidir. Kontür yetmemezliği. Bu aralar. Evet. Yapalım mı arkadaşlar mahşer grubu? Ne? Kontür yetmemez. Kontür yetmemez. Ya ben şimdi abiye takılım. Tam ekranın ortasında göremeyeceğiz ya orada. Hangi abi? Sen iki dakika iyisin. Birazcık sizi şu şeye alalım, evet, yastığa alalım. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çünkü oradan izleyecekler. Evet. Sizler şu iki plazmadan izleyebilirsiniz diğer izleyicilerimiz. Biz de buradan bakabiliriz Yüksel'cim. Öyle mi? Kontür yetmezliği en büyük problem. Yani problem bu. Mahşer grubu bu filmi ilk defa görüyor, bir kez daha söylüyorum ve anında dublaj yapacaklar. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır. Evet. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ah, başıma gelenlere inanamazsınız. Arkadaşlar şu kontürlere bir bakın, ne kadar çabuk. Ne yazıyor burada, okuyamıyorum. 250 mi yazıyor, 1000 mi yazıyor? Ha cevap veriyorum. Arkadaşlar kontür problemi gittikçe büyüyen bir problem. Ay benim problemim değil. Bizim ailemiz zengin. Ben de çok var. Anlatabiliyor muyum? Senin yoksa benim suçum mu? Anlatamıyorum galiba. Ya Allah'ım. Senin kontürün var da herkesin kontürü mü var kardeşim? Senin kontürün var, benim yok. Hani benim 60 kontürüm? Eşitlik mi diyorsun yani? Ben sana vereyim 2000 kontür göndereyim, babama attırayım, tamam mı? Sorun buysa çözülsün. Allah. Bana bakın. Kavga etmeyi kesin çünkü bir kontür de bende var. Yoksa öteki tarafa göndereceğim. Evet, çok güzel. Aa, çözdüm, bravo.
salak. Ha, bir dakika, bir dakika, bunu çözebiliriz. Bende 1000 var, sende 250 var, sende de 1 var, tamam. 1575 eder, hepimize yeter. Ah, çatlayacağım salaklar. Dublaj turu anında dublaj yapıyor Mahşer grubunun Kontör Yetmezliği adlı performansını izlediniz. Şimdi Cümbüş grubu için alacağız. Canınızı sıkan bir şey. Canınızı çok sıkan bir şey. Yorumları. Efendim? Banka kredisi. Banka kredisi başka. Yüksel'cim senin de aklına gelirse söyleyebilirsin. Sınavlardan çok kötü almak çok canım sıkıyor. Kötü not almak sınavlardan. Evet. Ders çalışmak. İkizler ya aynı şeyleri söylüyorlar. Ders çalışmak. Başka? Canınızı sıkan bir şey. Sonra gelince sorunumuz var filan diye sağda solda dolaşmayın. Şimdi burada söyleyin. O kadar mutlu ki herkes bu akşam. Peki ders çalışmak yapalım mı ya? Ders çalışmak. Peki. Tüm gençlerin sıkıldığı bir şeydir o. Ders çalışmak yapmayalım mı? Yok yok. Ders çalışmanın kendisi iğrenç. İğrenç. Ha, ders çalışmanın iğrenç. Hayatım boyunca bir de asla çalışmam yani. Yapmayın ya güzel. Arkadaşlar kötü mesajlar vermeyin buradan ekran başındaki gençler. Hadi boyunca gelip ders çalışalım mı? Hayır arkadaşlar. Hadi matematik çalışalım. Ama bu ders çalışmak konusunda sevdiği bir şey çalışmak güzeldir. Ben evet, onu biliyorum yani. Hadi. Dersi seviyorsan çok seviyorum. Ders çalışmayı sevmeyen insan zamanında ders çalışmayan insandır. Son akşamı bırakırsa kimse sevmez. Ya ne kadar değil mi? Çok mucize oldu hakikaten. Bravo, bravo Ayhan. Öyle bir insan. Şimdi ders çalışmak çıkış noktamız. Hazır mısınız? Yukarısı da hazırsa hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Nereye ittiriyorsun? Kes sesini pis budala. Ders çalışmaya gideceğiz. Ders çalışmak aman ders çalışmak deme bana. Hayatımda bir kere bir aldım. Mualla hocanın dersiydi. Büyük anne. Büyük anne. Önemli değil. Sen kimsin? Ben kimim biliyor musun? Sınıf kimsin? Sonuncusu. Sonuncuklu mu? Sonuncusu. Evet o sonuncudur. Beni de hiç sevmez. Ben de onu pek sevdiğimi söyleyemem. Geçen gün otururken birlikte sakız çiğniyorduk. Fakat o bir kere sakızı suratıma patlattı. İkincisinde izin vermedim. Vermem. Asla sakızı suratımda patlamaz izin vermem canım benim. Büyük annem hiç anlayamamışsın. Geri zekalı. Zamanında dersini çalışsaydın. Büyük anne. Şuna büyük numaranı yapsana. Tamam yaparım yaparım. Aman tamam. Üçe kadar saymak işte o kadar. Başka bir şey yok. Sus. Sen sus. Pislik. Aa bana mı dedin pislik diye? Büyük annemin yanında bana pislik mi diyorsun? Evet pislikleri duymadı mı? Pislik, pisliğin önde gider. Ben şeyde korktum. Ay sarışın kız Ayhan Çelik. Ona korktum. Bir de Osman sen kız gibi çocuk çıktı. Çıkmayacak. İnanılmazdı ya. Ayhan'ın o sarışın uzun saçlı kızı beni kopardı. Haftaya peruklu çıkarım sarışın. Peki. Yüksel nasıldı? Ya müthiş ama hakikaten ekran başındakiler zannedecek ki bunlar önceden kurgulanmış, yapılmış, işte vetere girmiş. Falan noter olarak buradayım. Her şey anında yapılıyor, tespit ediyorum. Hiç kimse şüphe duymasın. Çok başarılı. Onun çok şeyi... Başarılı. Çok başarılı. Onun kanıtı şey değil mi zaten? Yani Ayhan'ın sarışını konuşuyor musun? Yani karıştı yani. Evet belli. Çalışılmadı. Ayhan'ın şoku inanılmazdı. O da tereddüt etti. Konuşsan mı konuşmasan mı? Peki şimdi oylayacağız hemen. İlk olarak kontör yetmezliğini Mahşer oynadı. Mahşer'in kontör yetmezliği dublaj turunun galibi olsun diyenler alkışlasın lütfen. Ve ikinci performansta ders çalışmakta Cümbüş oynadı. Cümbüş kazansın diyenler. Eşitlik. Evet. Eşitlik var hemen. Penaltılara gider. Yüksel Aytman soracağız. Senin tercihin. Yani hakikaten ben de karar veremedim. Şimdi ne desem diğer tarafa haksızlık olacak. Jüri konuşması yapabilir miyim? Yapabilirsin lütfen. Keşke bu akşam hiç kimse elenmese. Ne klasik. Ben elensem mümkünse.
Hakikaten karar veremedim. İkisi de birbirinden başarılıydı. O zaman bir kez daha oynayalım. Bir kez daha oynayalım. Tamam. Mahşer diyenler. Cümbüş diyenler. Mahşer. Nasıl yani ya? Mahşer. Kafanıza geliyor ha bir tane daha. Nasıl yani? Bu turun galibi mahşer oldu. Son turumuza geldik. İsmail. Ne söyleyeceksin İsmail? Sen orada bir şeyler yazmaya çalışıyorsun. Hadi. İsmail gel buraya söyle. Açın sesi. Açın. Açın. İsmail, önemli şahsiyetim ben. İsmail, çılgın çocuk İso. İsmail, önemli şahsiyetim ben. İsmail, çılgın çocuk İso. İsmail'cim, annen bilmiyordu değil mi senin ayağının sakat olduğunu? Hemen söyleyince annesi üzülmüş ama iyi hanımefendi, hiç üzülmeyin. Yok, yok. Biz iyi bakıyoruz. Yüksel Aytu da zaten bak iyi diyor. Yok, yok. Hiç merak etmeyin. Tamam. Hızlı mı oynamamız gerekiyor? Hadi ya, başka tur mu yapsak acaba? Çok az kalmış çünkü. Ne kadar yapalım? Kalmış? Vallahi çok az kalmış. Akışlar tutmaya başladık ya. Ne oynasak ya? Oynayalım mı? Ne kalmış, kaç dakika? Çok az var ya, gerçekten az var. Mı? Bak oraya bak. Reklama 4 dakika. Başka bir şey yapalım mı acaba ya? Yok tartışıyorlar seyirciler. Ne yapalım? Hadi reklam yapalım. Bakın anında gelişecek şimdi. Hep beraber karar vereceğiz. Birkaç tane turumuz var. Reklam oynayalım. Reklam, reklam turu yapalım. Reklam. Süper reklam. Olur. Tamam, tamam, tamam güzel reklam turu. Bakın anında biz burada karar veriyoruz akışa da. Çok güzel. Sen gördün bunu işte. Her şey ağzına burada başka şey yazıyor. Hatta tesadüfen evlerinden toplanmıştı buraya gelmişlerdi. Bu akşam burada ne yapsak acaba deyip de oturmuşlar. Öyle bir şey. Şimdi reklam turu çok eğlenceli bir tur. Hayali bir ürün alacağız izleyicilerimizden. Hayali ürün. Güvetozu. Hayale bak. Güvetozu. Peki. Çok mu hayal ettiniz bunu? Başka? Bit ayırıcı. Bit ayırıcı. Başka? Hayali hiç reklamı yapılmayan bir şey. Daha evvel leğen yaptık değil mi? Minare gölgesi yaptık. Bir sürü şey yaptık. Başka? Düş macunu. Davut diş. Düş macunu. Düş macunu. Aa, çok güzel. Fare kapanı. Düş macunu yapsak mı ya? Olur fark etmez. Hadi düş macunu yap. Yani diş değil sevgili izleyiciler. Düş macunu. Düş macunu reklamını hep beraber ilk olarak mahşer grubundan izleyeceğiz. 3, 2, 1. Buyurun. Ay. 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 Kötü düş macunu kullanırsanız kabus görürsünüz. Ay. Ay. Ay elim koptu. Bay Hamilton, Bay Hamilton. Bakın elimde son model nefis bir düş macunu var. Lütfen düşlerinizi fırçalar mısınız? Şimdi bakalım Bay Hamilton düşünde ne görecek? İyi düş macunu, memduh düş macunu. Bravo. Hemen hayali bir ürün. Yükselcim var mı? Yoksa hemen döneceğim. Hemen dönelim. Tamam var mı? Başka bir hayali ürün buyurun. Çene dayama aleti. Çene dayama aleti yapalım. Tabii. Hemen yapalım. Hep beraber sayıyoruz. 3, 2, 1. Ben kevesi kızın tekim. Durmadan konuşuyorum. O yüzden de çenem çok ağrıyor. Hayır hayır. Artık bunlara son. Mahmut bakar mısın? Baksanıza. Baktım. Hiç çenesi düşüyor mu? Hiç konuşuyor mu? Yanımda kimse konuşamaz. Ara sıra bana da ihtiyaç geliyor ama istemiyorum. Mahmut daya bakayım. Ay inanmıyorum. Beraber mi dolaşacağız? Evet. Evet. Dirsekten temaslı. Adı ne peki? Hafife. Hafife'yi hafife alma. Bravo. İşte reklamları da izlediniz. Hemen o zaman oylayalım. İlk ürünümüz düş macunuydu. Düş macunu bu turun galibi olsun diyenler alkışlasınlar lütfen. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Cümbüş de çene dayayıcı mıydı neydi? Hafife çene dayama aleti diyelim ona biz. Cümbüş kazansın diyenler. Mahşer gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu turun galibi
Mahşer oldu. Tebrik ediyoruz Mahşer. Şimdi gerçek reklamlar, reklamlardan sonra görüşmek üzere. Şu anda bir beraberlik var. 6 tur oynandı. 3-3 beraberlik var. Sizlerden gelen oyların sonuçları da zannediyorum bu gecenin galibini, evet, belirleyecek. Yani atan galip. Atan galip olacak, evet. Çok güzel e-mailler geliyor, mesajlar geliyor. Ben birkaçını okumak istiyorum sizlere. Serkan Burak göndermiş. Ben Almanya'dan bir izleyicinizin programınız gerçekten çok başarılı. Bu kadar çok güldüğümü hatırlamıyorum. İyi yayınlar, Almanya'dan sevgiler demiş. Cansın da Fransa'dan göndermiş. Sizi çok beğendiğimi söylemek istiyorum demiş. Teşekkürler. İbrahim Alan Mersin'den göndermiş. Merhabalar, 32 yaşındayım ama böyle bir program izlemedim. Mide krampı geçirdim gülmekten. Geçmiş olsun. Bu programın yazarı da ya da senaristinin kim olduğunu bilmek isterim. Ben. Biz Ayça, Yiğit, Özlem, Ayhan ve Dilek. Bu programda senarist yok. Evet, ön hazırlık yok, prova yok. Her şey anında gelişiyor ama çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Merhaba, ben Murat demiş. MRB. Hemen bir dakika, kaydı. Merhaba. Devam ediyorum. Bakayım başka neler varmış burada. Hatay'dan yazıyormuş. 22 yaşındaymış Murat. Bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. Osman Tan, iyi akşamlar. Programın hayırlı olsun. Sizden bir ricam var. Biz Ayhan Taş'ın asker arkadaşlarıyız. 309 kısa dönem selamlarımızı söylerseniz sevinirim. İbrahim Gerek. İbrahim Gerek Adana'dan göndermiş. Ayhan'cığım, tanıdın mı? Öyle tanımam da hepsini teker tanıyorum. Güzel bir ondan sonra Uğur Aslan demiş ki, merhaba Osman Tan abi, ben Uğur Aslan, 22 yaşındayım ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bilirsiniz hukuk okumak çok zor ve sıkıcıdır ama biraz da olsa sıkıntılarımı giderdiğiniz için mahşer cümbüş ve size çok teşekkür ediyorum. Simsiyah ekranlarda bembeyaz bir nokta olduğunuz için size ve mahşer cümbüşe teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkürler. Daha yüzlerce e-mail var ama okumaya fırsatımız yok. Biz de bir şey söyleyebilir miyiz? Lütfen, madem tabii ki. Konusu açıldı, Ankara Üniversitesi'nden bahsettiler. Mahşer Cümbüş Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Oradaki hocalarımıza da biz bir teşekkür edelim. Bu vesileyle. Öpüyoruz hocalarımızı. Kadir Hoca! Peki. Şimdi hemen bir yeni bir tura geçeceğiz. Bu turun adı Konuğun Şarkısı. Az sonra sonuçları da görmemiz lazım. Konuğun Şarkısı'nın ismini telefonla almak istiyorum. Biliyorum çok aradınız gece boyunca ama program yeterli sürede değil, bitiremedik. Hatta bu şapka burada kaldı. Şapka turumuz vardı, oynayamadık. Haftaya oynayacağız inşallah. Telefon hazır mı İsmail'cim? Alo. Alo. Merhabalar. Kimle merhabalar, görüşüyorum? Tamam, benim adım Can. Can. Evet. İsmail bana gösteriyor. Can bu Can. Evet. Ne kadar güzel bir isminiz var. Teşekkür ederim. Can bu Can. Kafiyeli. Evet, Can bu Can. Şimdi Can bu Can. Evet. Konuşamıyorum. O kadar güzel ki hep onu söylemek istiyorum. Can bu Can, Can bu Can. Benim Can, adıma da bir şarkı az sonra var. Yüksel Aytu, Yüksel Aytu'yla ilgili, Aytu'yla ilgili. Evet. Yüksel Bey'le ilgili bir şarkı söyleyeceğiz. Bu şarkının ismini sizin koymanızı istiyoruz. İsmini. Evet. Yani çok duygusal girildi. O yüzden ben çok fazla farklı bir şey olsun istiyorum. Evet. Demin cappuccino yapıyordum ve aklıma şey geldi. Kap iç bir cappuccino. Duymadım. Kap iç bir cappuccino. Kap iç bir cappuccino ve Yüksel Aytun şarkısı gelecek. Can bu Can'a çok teşekkür ediyoruz. Yüksel'cim, benim çok desteklediğim bir kampanya yaptın. İnşallah bu kampanya devam edecek değil mi? Biraz evet, bir hala devam ediyor. Sarı Kurdele kampanyası. Özellikle bundan şöyle 4-5 ay önce gündüz programları iyice zıvanadan çıkmıştı.
hakikaten büyük şikayetler alıyorduk. Biz de o sessiz çoğunluğun sesi acaba olabilir miyiz diye düşündük. Dedik ki eğer bunlardan rahatsızsanız antenlerinize, balkonlarınıza birer sarı kurdela ya da flama iliştirin. Sarı rengi seçmemin nedeni de şu, biliyorsunuz karantina ifade eder. Eğer televizyondan zehirlendiğinizi ve yardıma muhtaç olduğunuzu haykırmak istiyorsanız balkonunuza sarı kurdele alsın dedik. Çok etkili oldu. Ben Radyo Televizyon Üst Kurulu da bize bu konuda çok büyük destek verdi. Ve gündüz ekranları bir nebze olsun temizlendi. Hoş yerine hemen yenileri türedi belki ama yine de eskisinden daha iyi durumda. Bu kampanyanın devam etmesini diliyoruz. Tabii manifaturacılar da diliyorlar. Eminim bol bol sarı kurdela. Artık konuşmamalıyım. Artık süre bitti. Sarı kurdele kampanyasını destekliyoruz. Yüksel Aytuğ'u da alkışlarla mahşer izinimizin arasına alıyoruz. Bu gecenin galibini de açıklayalım. Oyların sonucunda bu gecenin galibi de geliyor. İşte bu gecenin galibi kimmiş? Özür dilerim böyle acele ediyorum ama süremiz bitiyor. Bu gecenin galibi 51.6 ile Cündüz. Ve şarkı geliyor. Şarkıdan sonra program bitiriyoruz. İyi geceler diliyoruz. Şarkı geliyor arkadaşlar. Cappuccino, bir cappuccino adlı parça geliyor. Can bu can söyledi. Fatih Bestil besteliyor. Çok Mahşeri Cümbüş ve Yüksel Aytu seslendiriyor. Uykusuz gecelerin yoldaşı, sıkılıp bunalımda olduğumda, kap bir sarı kurdela tak balkona. Manifaturacılar bayram etsin. Kap bir cappuccino. Nerede portofino? Kap bir cappuccino. Nerede portofino? Ekranı temizlemek istersen, güler yüz yaratmak istersen, yakından kumandayı takip et, pişman olmayacaksın. Akşamlar diliyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine buradayız. Anında görüntüsü. Sakın kaçırmayın. Çok teşekkürler. İyi geceler.